İyi akşamlar. Bugün 11 Eylül 2024 günlerden çarşamba. Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde çerezlik kaba kasadına katıldı. Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde çerezlik kaba kasadı gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Vali Yardımcısı Eyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Etkinlikte konuşan Vali Sezer, Edirne'yi Türkiye'de ve dünyada tarım alanında tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti. Çerezlik, ayçiçek ekimi, bunları bizim şey yapmamız lazım. Yeniden Edirne yöreseli kurduk biliyorsunuz. Edirne yöreseli şu anda Türkiye'de en hızlı büyüyen yöresel. Bu sene de şu ana kadar 7 ay geçti, 10 milyona yakın bir cirosu oldu. Şu anda bütün neredeyse Türkiye genelindeki tarım krediyle başladık. Migros ve işte Happy Center'larla Türkiye'deki bütün şeylerle, marketlerle anlaşma yapıyoruz. Buradaki amacımız da sözleşmeli çiftçi modeli. İşte seninle sözleşme yaptık. Ektirdik. Diğerleriyle de sözleşme yaptık. Ektirdik. Seneye bu kuru fasulyeyi ektirdik. Mahmut Bey kuru fasulyesini ektirdik. Sivilli bamyasının sözleşmeli çiftçi modeliyle ekimini yaptırdık. Yer fıstığı 500-600 dönümdü. Şu anda bütün Türkiye'deki marketlerde, Migros'larda, Tarım Kredi'de ve bizim en popüler ürünümüz yine Edirne markasıyla bütün marketlere girdik. Şimdi yine Çelti'miz İpsala markasıyla birincimiz bütün marketlere giriyor. Amacımız Edirne'yi Türkiye'de ve dünyada her yerde tarım alanında tanıtmak. Bu da bunlardan bir tanesi. Yani meriç fıstığının yanına şeyi ekliyoruz. Kara duman, ayçiçeğini ekliyoruz bu sene. Bir de hanım tırnağını ekliyoruz. Çerezlik grubuna bizim eskiden böyle tüketilen ve herkesin de değil mi? Evet, eskiden kavurup yerdik diyorlar. Evet. Özellikle Akardere köyümüzde zaten kalkınmasının en büyük nedeni şu kabak çekirdeği. Öyle mi? Evet, köyde binalar, evler hep o zamanlar yapıldı. Yani kabak çekirdeğinin ekimi. Tekrar döneceğiz bunlara. Tamam. Bu sene böyle bir deneme önümüzdeki yıl için şimdi paketleme ve standart çalışmalarını bitirdik. Bununla ilgili inşallah üretimimiz az ama şeye girecek bu raflara önümüzdeki yıl için. Şimdi bu seneden sizlerle sözleşmeler yapacağız. Yüzlerce dönüm alanı inşallah ektireceğiz ve Edirne yöresel adı altında yine bütün marketlerde bunun pazarlamasını, satışını yapacağız. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenilirken bebeğin annesi ise tutuklandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak bebeğin annesi BY'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Bebeğin annesinin savcılıktan mahkemeye sevki esnasında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve kadına polis yeleği giydirildiği gözlemlendi. Bebeğin annesi çocuğunu ihmal suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili olarak 18 yaşından küçük iki çocuğun adli mercilerdeki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Bebeğe şiddet olayı ilçede yoğun bir tepkiyle karşılandı. Çok sayıda vatandaş adliyeye gelerek duruma tepki gösterdi. Zaman zaman güvenlik güçleriyle vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Yeah.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı nedeniyle basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, "İlk dersimizin ana teması önce ahlak ve maneviyat olursa yetiştirilecek nesiller adına umut olacaktır. Çünkü ilk dersi ahlak ve maneviyat olanlar gücü değil hakkı üstün tutan bir medeniyet inşa edebilirler," dedi. İlk dersimiz önce ahlak ve maneviyat. Yeni eğitim öğretim yılının önce ahlak ve maneviyatı önceleyen nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. 2024-2025 eğitim öğretimi yılının başlangıcı dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi tarafından basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı yapan Şube Başkanı Abdülhamit İriş, ilk dersin ana temasının ahlak ve maneviyat olmasının gelecek nesiller adına da umut yaratacağını ifade etti. İlk dersimiz önce ahlak ve maneviyat. Yeni eğitim öğretim yılının önce ahlak ve maneviyatı önceleyen nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Anneler, babalar, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim sürecinde yer alan herkes heyecanlı ve telaşlı bir koşuşturmacının içerisinde. Bu süreçte velileri, öğrencileri, öğretmenleri, okul yöneticilerini, çevreyi ve tüm paydaşları her zaman olduğu gibi önemli görevler bekliyor. Öğrenim çağındaki çocuğun seviyesine göre edineceği bilgiler elbette ki önemlidir. Edineceği bilgiler kadar kazanacağı alışkanlıklar, tutum ve davranışların yanında iyi bir insan, sorumlu bir vatandaş olması da elbette önemlidir. Eğitim, bir milletin kalkınmasının, toplumsal refahının ve bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmesinin en önemli aracıdır. Geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmek adına özverili bir şekilde çalışmamız gerekmektedir. Eğitimin amacı sadece okuyup yazmayı, hesap kitap yapmayı öğretmekten, test çözmekten, sınav başarısından, diplomadan, iyi bir iş ve gelir sahibi olmaktan ibaret olmamalıdır. Okullar sadece bilgiyi değil, sahip olduğun zengin kültürel mirası, arkadaşlığı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabretmeyi ve daha pek çok değeri de öğretmektedir. Elbette formal eğitim bir disiplin içinde okulda verilir. Ancak eğitim önce ailede başlar. Aile ahlakı, edebi, haya duygusunu, azmi, gayreti ve çalışmayı evlatlarına yaşayarak öğretmelidir. Eğitim okullarımızda şekillenir, olgunlaşır. Geleceğin şartlarına fenli ilimlerle bezenmiş zihinler yetiştirirken kalpleri ihmal etmez, ahlaklı ve maneviyatlı nesiller yetiştirirsek işte o zaman geleceğe emin adımlarla yürüyebiliriz. Çevresel faktörlerle de eğitim süreci devam eder. Çarşı pazarda, tarlada, kurum ve kuruluşlarda sergilenen davranışlar bu süreçte etkilidir. Bundan dolayı unutulmamalıdır ki eğitim beşikten mezara kadar hayatın her anında ve her alanında devam eder. İlk dersimizin ana temasını önce ahlak ve maneviyat dersek o zaman işte yetiştirecek nesiller adına da umutlu olmuş olacağız. Çünkü ilk ders ahlak ve maneviyat olanlar gücü değil, hakkı üstün tutan bir medeniyet inşa edebilirler. Hakkı üstün tutan medeniyetler her zaman insanlığa saadet getirmişlerdir. Bu vesileyle tekrardan eğitim, öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyor. İlk dersimizi yerine getirerek insanlığa faydalı bireylerin yetiştirildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Edizün, Edirne'deki sulama yatırımlarının durumunu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu. Edirne için sulama yatırımlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Ün, "Maalesef sulama yatırımlarının tamamlanması uzuyor. Başlanan işler bir türlü bitirilmiyor. Yandaşın garantili işlerine milyar dolarlar akıtan iktidar, iş çiftçinin cebine gelince olanı da alıyor," dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Edizün, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Edirne'de hala yapımı devam eden, projelendirilmiş ama yapımına başlanmamış ve henüz planlama aşamasında olup projeleri hazırlanmamış olan tarımsal sulama yatırımlarının durumunu sordu. Milletvekili Ün, "Hepimiz biliyoruz ki Edirne'nin kaderini değiştirecek en önemli şey tarımsal sulama yatırımlarının tamamlanmasıdır. Sulama yatırımları tamamlandığında çiftçimizin çok kolay ikinci ürünü yetiştirme şansı olacak, aynı topraktan çok daha yüksek verim alacaktır. Şu anda çiftçimizin ektiği üründen zarar etmesine bakmayın. Bu iktidar gittiği gün bu durum değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçi ektiği ürünün, harcadığı emeğin karşılığını fazlasıyla alacak. Diğer yandan son yıllarda giderek şiddetini artıran kuraklık ve yağışlarda belirsizlik var. Bu bizi suyu daha dikkatli ve en yüksek düzeyde verimli kullanmaya zorunlu kılıyor. Bu yıl ayçiçeğinde kuraklık nedeniyle yaşanan verim kaybı ortada. Küresel iklim değişikliği gösteriyor ki bu tür kurak dönemleri daha çok yaşayacağız. Bunun için bir an önce sulama yatırımlarının tamamlanması gerekiyor. AK Parti milletin parasını başka işlere akıtacağına millet için harcamalıdır. Edirne'de sulama yatırımları istenilen hızla yapılmıyor. Vatandaşa düşünen bir iktidar olsaydı Trakya'da sulama yatırımları için sembol olmuş Çakmak Barajı sulamalarıyla birlikte yıllar önce tamamlanırdı. Yapılması gereken işler yapılmıyor, yapılmaması gereken işlere milyonlar akıtılıyor. Keşke diktikleri ağaçları bile kuruttukları zaten orman olan bir alana millet bahçesi yapacağız diyerek milyonlar akıtmasalar, o paraları sulama yatırımlarına, çok daha acil ve millete dönüşü olan işlere aktarsalardı ifadelerini kullandı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayaspaşa Mahallesi Depo Caddesi üzerinde hastane mevkii istikametine seyir halinde olan BB idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen MÖ yönetimindeki kamyona çarptı. Kazada kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü BB ağır yaralandı. Yaralı BB, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü MÖ polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Eylül askeri darbesinin 44. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 12 Eylül'ün tarihe kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 12 Eylül askeri darbesinin 44. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 12 Eylül'ü tarihe kara bir leke olarak geçen bir gün olarak nitelendiren İba, darbecilerin pek çok hukuksuz ve adaletsiz uygulamaya imza attığını vurguladı. Milletin egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere karşı en güçlü cevabın demokrasiye sahip çıkarak verildiğini ifade eden İba, 12 Eylül darbesi ülkemizi sosyal, ekonomik ve hukuki anlamda derin yaralarla baş başa bıraktı. İfade ve basın özgürlüğünden sendikal haklara, eğitimden adil yargılanmaya kadar birçok alanda ağır kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar halkımızın gündelik yaşamını çekilmez hale getirdi dedi. İBA demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin karşısında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek demokrasi dışı müdahaleler kimden gelirse gelsin her zaman karşı durduk ve durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen en güçlü cevap oldu. Yaşasın demokrasi ifadelerine yer verdi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı, 12 Eylül tarihe zulmün, işkencenin tarihi olarak geçecek ve asla aklanmayacak, affedilmeyecek, her zaman nefretle anılacaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Taybıllı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'nin demokratik yapısına ve hukuk düzenine büyük zararlar vermiştir. 12 Eylül askeri darbesinden sonra birçok insan idam edildi, birçok insan faili meçhul cinayetlere kurban gitti, birçok insan tutuklandı, işkence gördü, fişlendi. Kitaplar toplatıldı, yakıldı, gazeteler kapatıldı, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları kapatıldı. Toplumda izi silinmeyen yaralar açıldı. Partimiz 1980 darbesinden en büyük zararı görmüş partidir. İster askeri, ister sivil, tüm darbelerin, darbeci girişimlerin karşısında olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. 12 Eylül tarihe zulmün, işkencenin tarihi olarak geçecek ve asla aklanmayacak, affedilmeyecek, her zaman nefretle anılacaktır. 12 Eylül zulmüyle hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz.
Keşan'da plakasız motosikletiyle polis ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü. Edirne'nin Keşan ilçesi İspat Cami mahallesinde polis ekiplerini görünce plakasız motosikletiyle kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü H.A. Metin Çırpan Caddesi'ne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü. Kazada hafif yaralanan H.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 9 lira 34 kuruş, en yüksek 10 lira 83 kuruş, ortalama 10 lira 21 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlıksa en düşük 19 lira 79 kuruş, en yüksek 23 lira 9 kuruş, ortalama 21 lira 37 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Borsası'nda canlı hayvan fiyatları ise şu şekilde. Dana en düşük 184 lira 80 kuruş, en yüksek 274 lira 20 kuruş, ortalama 226 lira 70 kuruş. Düve en düşük 170 lira 60 kuruş, en yüksek 225 lira 20 kuruş, ortalama 197 lira 85 kuruş. İnek en düşük 79 lira 80 kuruş, en yüksek 174 lira 20 kuruş, ortalama 133 lira 65 kuruş. Koyun en düşük 92 lira 80 kuruş, en yüksek 125 lira 60 kuruş, ortalama 110 lira 74 kuruş. Kuzuysa en düşük 185 lira 20 kuruş, en yüksek 229 lira 40 kuruş, ortalama 208 lira 88 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 17, en yüksek 31 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Sarıcapaşa Mahallesi Çukurçeşme Sokak numara 7'deki Kaya Eczanesi, Koca Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Vereseri Can Eczanesi. Serbest piyasada dolar 34 liradan, euro 37 lira 48 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 2739 lira 58 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 9448 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie Ida ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajımız haber bültenimizin hemen ardından ETV ekranlarında olacak. Sakın kaçırmayın.